Seyirciler, çok ünlü insanlar geliyor bu standlara. Biz Kars Ardahanlıdır tanıtım günlerinde herkesi mutlaka buluyoruz, duygu düşüncelerini alıyoruz. Kars'a bakışı nedir, Ardahan'a, Iğdır'a bakışı nedir? Burada ne gibi faydalar olacaktır? Yani Doktor İmbat Muğlu da özellikle kendini yetiştirmiş, o yörede yetiştirmiş bir hemşerimiz. Yazılarını Serhat Türküm gazetesinde de zaten görüyorsunuz. Bizim zaman zaman röportaj yapıyoruz. Kaşgar TV'de de izliyorsunuz kendisini. Efendim 3 yıl bugün tanıtım için Görücü'ye çıktı. Bugün de Kars Spor şeyindeyiz, standındayız. İstersen spordan söyleyin, istersen yani bu ne güzel tanıtımlar, güzel oldu mu, bundan sonra olmalı mı gibi duygularınızı alalım. Buyurun. Tabii ki bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Kars Ardahanlıdır tanıtma günleri. Ben aynı zamanda bu federasyonun as başkanıyım. Tabii Kars Spor'da olunca da bir de spor kimliğimiz var. Ben Türkiye Badminton Federasyonu as başkanıyım. Yine Türkiye Bohçe Bowling Dart Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Bohçe dedim, o bilye oynuyoruz değil mi? Evet, eski bilyenin biraz daha büyük top haliyle, çelik topla oynanan bir oyun. Zaten başkanımız da hemşerimiz Doktor Ahmet Recep Tekcan, kendisi de o federasyonun başkanı. Ben de orada yönetim kurulu üyesiyim. Tabii Kars Spor'un standında olunca da sporla ilgili konuşmak bizim için onur verici olur. Kars Spor'u anlatmak, artı böyle bir tanıtım gününde hem hemşerilerimizi hem Türkiye'ye Kars Spor'u tanıtmak bizim slogandan da anlaşıldığı gibi elini vicdanına koy, şehrin takımını destekle diye. Onun için biz de bunun standındayız, buradayız. Spor adamı olarak, sporcu olarak. Ayrıca bu federasyonun yönetim kurulu üyesi olarak, as başkanı olarak da böyle bir organizasyonda yer almak bizim için bir şeref ve onurdur. Kars'ı, Ardahan'ı, Iğdır'ı, hani güneşin doğduğu yeri ne kadar anlatırsak azdır. Elimizden geldiği kadar işte bugünlerde anlatmaya çalışıyoruz. İşte hemşerilerimiz buluşuyor. İşte İzmir, İstanbul, Ankara, Kars, ta Diyarbakır'dan gelen hemşerilerimiz var. Onun için onlarla birlikte olmak böyle günlerde çok çok önemli. Bütün hemşerilerimizi, spora gönül verilen herkesin Kars Spor'a destek olmasını istiyoruz. Onun desteğe ihtiyacı var. Hem bir iş adamı olarak biz de elimizden geleni, sadece akademik olarak değil, spor adamı olarak değil, bir iş adamı olarak da Kars Spor'a elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. O konuyla ilgili de yetkililerimizle görüşeceğiz. Onun için Kars Spor'u en üst tepelere çıkarmak için İnşallah gelecekte Süper Lig'de görmek umuduyla bütün hemşehrilerimize, bütün spor severlere selam ve saygılar sunuyorum. Ama burada bir şey var, gelir misiniz? Onu diyecektim Sayın Başkanım. Başkanım, şöyle bir şey var, diyor ki Kars 36 yaz diyor. Bak burada ne diyor? Kars 36 yaz, burada bir şey söylüyor değil mi abi? Siz söyler misiniz, ne der diyor? Şimdi destek zamanı, belki bir harçlık, belki bir çay parası. Kars 36 yaz 79-79'a gönder. Peki bir de geri alabilir miyim size efendim şöyle? Şunu da siz söyleyin artık. Bunu nasıl iş adamı olarak? Elini vicdanına koy, şehrini, takımını destekle. Zaten biliyorsun ilk başta konuşmaya başlarken de Kars Spor'u desteklemek için iş adamı kimliğimizi öne çıkardık. Onun için elimizden geleni de yapacağız. Sevgili seyirciler, Doktor İmbat Muğlu da Kars Spor'un bir yere gelmesi için söz verdi. Başka zaten sorum oydu. Spor çok önemlidir. Kendisi de bir sürü kulübün as başkanlığını yapıyor. Herkesin destek bekliyoruz. Kars 36 diyor yaz. 79'a gönder diyoruz. Peki efendim. İyi.